Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere yazım kuralları ile ilgili üçüncü testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık vardır demiş. Açıklamamıza bakalım. Türkçe'de üç farklı ki vardır. Bağlaç olan ki sözcük olduğu için ayrı yazılır. Yüklemden veya özneden sonra gelir. İlgi eki olan ki çekim ekidir. Ek olduğu için bitişik yazılır. Sıfat yapan ki sıfat türettiği için yapım ekidir. Ek olduğu için de bitişik yazılır. Seçeneklere bakalım. Öyle anlaşılıyor ki bugün de buraya gelmeyecek Dursun. Ben de iki kitapların çoğunu arkadaşlarıma verdim. Bakın, kitap, isim, hangi kitaplar? Ben de iki kitaplar. Bu nedir arkadaşlar? İşaret sıfatıdır. Dolayısıyla buradaki ki sıfat yapan ki'dir ve görmüş olduğunuz gibi bitişik yazılmıştır. O yüzden yazımı doğrudur. Bunu elemiş oluruz. O kadar güzel konuştu ki herkes hayran kaldı. Kaldı yüklem. Konuştu yüklem. İki yüklem birbirine ki bağlacıyla bağlanmış. Bağlaç olan ki ayrı yazılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Meğer ki şirketin bütün işlerini o yoluna koymuş. Bakın bazı kiler bitişik yazılır. Bu da onlardan biridir arkadaşlar. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bizim ev Orhan'ınki kadar güzel sayılmaz. Arkadaşlar bakın buradaki ki ilgi zamir olan ki'dir. Yani zamir yapan ki'dir arkadaşlar. Ev kelimesinin yerine geçiyor. İlgi zamir olan ki ek halindedir ve bitişik yazılır. O yüzden bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Öyle anlaşılıyor ki bugün de buraya gelmeyecek cümlesinde gelmeyecek yüklem anlaşılıyor yüklem. Bakın iki yüklemi ki bağlacı birbirine bağlamış. Fakat bitişik yazıldığı için bu yazım yanlışıdır. Aslında arkadaşlar bu ayrı yazılması gerekir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci soru. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu kuralı örneklemediği için yazım yanlışına yol açmıştır? Ki bağlacı bazı sözcüklerde kalıplaştığı için bitişik yazılır. Kural neydi arkadaşlar? Hatırlayın. Son bahçemi şeklinde bunu kodlamıştık. Konu anlatım videolarından buna bakabilirsiniz. Şimdi seçeneklere geçelim. Madem ki gelmeyecektin, neden bizi beklettin? Bakın buradaki madem ki arkadaşlar bitişik yazılır. Bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Bana gücenmiş. Halbuki ben ona bir şey yapmadım ifadesinde yine halbuki bitişik yazılır. O yüzden bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Sınavdan kötü not almış. Oysa ki sınava iyi çalışmıştı. Bakın oysa ki de bitişik yazılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Meğer ki o da herkes gibi beni ve seni kandırmış. Buradaki arkadaşlar meğer ki de bitişik yazılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Kitapta anlatılanlar böyle ki herkes onlara inanıyor. Arkadaşlar buradaki ki ayrı yazılmalıydı. O yüzden yazım yanlışı var. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Dizelerin hangisinde altı çizili sözün yazımı yanlıştır? Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Bakın desem yüklem, Nisan akşamıdır yüklem. İki yüklemi birbirine bağlayan ki bağlacıdır ve ayrı yazılmış. Bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Arkadaşlar bu dursun. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Dağlar isim. Hangi dağlar? Karşıki dağlar. Bakın bu da işaret sıfatı. Dolayısıyla buradaki ki ile sıfat yapan ki ve bitişik yazılır. O yüzden bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Olmakta yüklem, seyret yüklem. İki yüklem birbirine ki bağlacıyla bağlanmış. Ve bağlaç olan ki de ayrı yazıldığı için bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Ya gözler altındaki mor halkalar? Arkadaşlar bakın halkalar isim. Nasıl halkalar? Mor, niteleme sıfatı. Hangi mor halkalar? Gözler altındaki mor halkalar. O yüzden burası da yine
İşaret sıfatıdır. Bu da sıfat yapan ki'dir ve bitişik yazılmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer ifadesinde değer yüklem, olur yüklem, iki yüklem birbirine ki bağlacıyla bağlanmış. Bu da bağlaç olan ki olduğu için ayrı yazılması gerekirken bitişik yazılmış. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken D bitişik yazılarak yazım yanlışı yapılmıştır? Dostlarla da yollar ayrıldı bir ayrı yazılmış. Bağlaç olan D'de arkadaşlar doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Dilde ve fikirde işbirliği savunuyor. Bitişik yazılmış iki tane D var. Bunlar hal eki olan D'dadır. Dolayısıyla hal eki olan D'da bitişik yazılır. Doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. En acı sözler dilime gelse de susarım, dursun. Yüzünün deltasında her an susarım. Arkadaşlar bakın buradaki D'da da yine bulunma hal eki olan D'dadır. Dolayısıyla bu da bitişik yazılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Yüreğinde acılar birikmişti adeta. Bakın buradaki D'da da yine bulunma hal eki olan D'dadır. Bu da bitişik yazılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. En acı sözler dilime gelse de susarım ifadesinde bakın gelse yüklem, susarım yüklem, iki yüklem birbirine D bağlacıyla bağlanmış. Fakat D bağlacı burada bitişik yazılmış. Normalde ayrı yazılması gerekir. Bundan dolayı burada yazım yanlışı vardır. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde D'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır? Türkçe'de iki D vardır. Bağlaç olan D'da kendisinden önceki sözcükten her zaman ayrı yazılır. Ünsüz uyumuna uymadığı için hiçbir zaman TH şeklinde yazılmaz. Ek olan D'da kendisinden önceki sözcüğe bitişik yazılır. Ünsüz uyumuna uyduğu için TH biçiminde yazılabilir. Seçeneklere bakalım. Romanya'da hikaye okumayı çok seviyor. Arkadaşlar bakın yazım yanlışlığı yapılmayanı sormuştu. Buradaki ya da sözcüğü ayrı yazılır. Bundan dolayı bu yazım yanlışıdır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Anlaşmaya her iki taraf da sadık kaldı cümlesinde. Görmüş olduğunuz gibi burada taraf sözcüğüne bakacak olursa buradaki da nedir arkadaşlar? Bağlaç olan D'dadır. O yüzden bunun da ayrı yazılması gerekir. Burada da yazım yanlışı vardır. Bunu da elemiş oluruz. Aldığı maaş pek de iyi sayılmaz ifadesinde bakın pek te buradaki arkadaşlar yine bağlaç olan D'dadır ve bunun da ayrı yazılması gerekir. Burada da yazım yanlışı vardır. Bunu da elemiş oluruz. Konuyu hiç de anlamadığını söyledi. Bakın arkadaşlar hiç de kelimesinde buradaki te bağlaç olan T'dir. Dolayısıyla bunun da ayrı yazılması gerekir. Bitişik yazıldığı için burada da yazım yanlışı vardır. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Onunla aynı sınıfta okuduğu için mutluydu. Sınıfta sözcüğünde buradaki TT nedir? Hal eki olan yani bulunma hal eki olan D'dadır. Ve bu bitişik yazılabilir. Bundan dolayı burada bir yazım yanlışı yoktur. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mi'nin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Arkadaşlar mi kendinden önceki sözcükten ayrı, kendinden sonra gelen eklerle bitişik yazılır. Şimdi seçeneklere bakalım isterseniz. Geçen gün seninle gelen Kemal miydi? Dursun. Bahar geldi mi bütün tabiat canlanır. Bakın ayrı yazılmış doğrudur bunu elemiş oluruz. Kaliteli mi kaliteli bir dergi çıkardılar. Burada da arkadaşlar pekiştirme amacıyla kullanılmış. İkilemenin arasına girmiş. Ayrı yazılmış bu da doğrudur bunu da elemiş oluruz. Reşat Nuri'nin Çalıkuşu romanını okudun mu? Bakın kendinden önceki sözcükten ayrı yazıldığı için bu mi'nin de yazımı doğrudur bunu da elemiş oluruz. Gelecek hafta bizimle pikniğe geliyor musun?
kendisinden önceki sözcükten ayrı, kendinden sonraki gelen ekle bitişik yazıldığı için bu da kuralımıza uygundur. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Geçen gün seninle gelen Kemal miydi cümlesinde normalde kendisinden önceki sözcükten ayrı yazılması gerekirken kesme işaretiyle ayırmaya gitmiş. Normalde zaten bu ayrı yazılması gerekir. Kesme işaretine gerek yok. O yüzden bunun yazımı yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yedinci soru, cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Gidip de gelmemek, gelip de görmemek var. Bakın arkadaşlar herhangi bir yazım yanlışı yok. O yüzden bunu elemiş oluruz. Karanlığı yok etmek için bir mum da sen yakmalısın, dursun. Ziya Paşa ve Namık Kemal Avrupa'da kalmışlardır. Bakın burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. O güzel günleri anıp da çaresiz bir şekilde inlerim. Bakın burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Fiilimsi konusunu hiç de anlamadığını söyledi. Bakın burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Karanlığı yok etmek için bir mum da sen yakmalısın cümlesinde buradaki DDA nedir? Bağlaç olan DDA'dır. Bunun ayrı yazılması gerekir. Bitişik yazıldığı için burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 8. soru, bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır demiş. Lüks, Latince'de ışık demektir. Arkadaşlar bakın buradaki DDA nedir? Bulunma hal eki olan DDA'dır. Ve bulunma hal eki olan DDA bitişik yazılır. O yüzden burada bir yazım yanlışı yoktur. Bunu elemiş oluruz. Lüksü farklı bir anlamda kullanmıyorsak da sözcüğün anlamının altında ya da elmasın ışıltısından geldiği açıktır. Anlamda derken yine buradaki DDA bulunma hal eki olan DDA'dır ve bitişik yazılır. Burada da görmüş olduğunuz gibi kısa çizgiyle ayrılmış satır sonuna geldiği için bunun yazımı da doğrudur. O yüzden 2 ile elemiş oluruz. Kullanıyorsak da ifadesinde buradaki DDA arkadaşlar bağlaç olan DDA'dır ve bunun ayrı yazılması gerekir. Görmüş olduğunuz gibi bitişik yazılmış. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bunun için de biz 3 numarayı alabiliriz. Yine ya da sözcüğü arkadaşlar her zaman ayrı yazılır. Burada bitişik yazılmış. O yüzden burada da yazım yanlışı vardır. Bunu da alabiliriz. Bu ışıltı çağlar boyunca insanoğlunu kendisine çekmiş. Işığın çekim gücü insanların ışığın etrafında toplanan pervaneler gibi davranmasına yol açmış. Arkadaşlar bakın buradaki DDA da yine bulunma hal eki olan DDA'dır. Ve bu da bitişik yazılır. Dolayısıyla bu da kurala uygundur. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Doğru cevabımız 3 ve 4'ün yer aldığı arkadaşlar C seçeneği olacaktır. 9. soru, buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Mı, mi, mu, mü soru 2 ayrı yazılır ve kendisinden önceki sözcüğün son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumlarına uyar. Mı, mi, mu, mü ekinden sonra gelen ekler bu eke bitişik yazılır. Mi eki, m, ma olumsuzluk ekinin daralmış biçimi olan mı, mi, mu, mü ile karıştırılmamalıdır. Mi eki yordan sonra mema olumsuzluk eki yordan önce gelir. Seçeneklere bakalım arkadaşlar. Kiralık Konak romanını okudun mu? Bakın burada soru ekidir. Kendisinden önceki sözcükten ayrı yazılmıştır. Bu kullanım doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Son okuduğun kitap yaprak dökümü müydü ifadesinde yine soru eki olduğunu görüyoruz. Kendisinden önceki sözcükten ayrı kendinden sonra gelen ekle bitişik yazıldığı görülmektedir. Bu doğrudur. O yüzden B seçeneğini de elemiş oluruz. Konuyu iyi çalıştın mı soruları çözebilirsin. Arkadaşlar bu da yine soru eki olan mı'midir. Görmüş olduğunuz gibi ayrı yazılmış. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Yarın akşam neden bize gelmiyorsun dursun. Kardeşin onu çok iyi tanıyor değil mi? Yine soru eki olduğunu görüyoruz. Kendisinden önceki sözcükten ayrı yazılmış. Bu da doğrudur.
Bunu da elemiş oluruz. Yarın akşam neden bize gelmiyorsun cümlesinde soruyu sağlayan sözcük neden kelimesi. Buradaki mi arkadaşlar normalde olumsuzluk eki olan ma me ekidir. Dolayısıyla bitişik yazılması gerekir. Ayrı yazılmış. O yüzden de arkadaşlar burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 10. soru. Altı çizili bölümlerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Buraya gelmesinde bir sakınca yok. Dursun. Oraya gitmesin de nereye giderse gitsin. Bakın buradaki D'da bağlaç olan D'dadır. Ayrı yazılmış. Doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Otobüse binmesin de trenle oraya gitsin. Bu da arkadaşlar yine bağlaç olan D'dadır. Bu da ayrı yazılır. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Kitabı okumasın da bana getirsin. Bakın buradaki D'da da bağlaç olan D'dadır. Bu da ayrı yazılır. Bunu da elemiş olduk. Boşuna beklemesin de hemen yola çıksın. Arkadaşlar bu da yine bağlaç olan D'dadır. Bu da ayrı yazılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Buraya gelmesinde bir sakınca yok cümlesinde buradaki D'da bulunma hal eki olan D'dadır. Dolayısıyla bunun arkadaşlar bitişik yazılması gerekirken ayrı yazıldığı görülmektedir. O yüzden bu yazım yanlışıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 11. soru cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır demiş. Bugün etrafta kimseyi göremediği için şaşırdı. Bakın burada bir yazım yanlışı yok. Bunu elemiş oluruz. Dünkü maçta her iki taraf da bir gol attı. Dursun. Karşısındaki manzara onu adeta büyülemişti. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Yanında olmasak da desteğimiz hep seninle olacaktır. Bakın burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Varlık dergisinde yayımlanan şiiriyle ismini edebiyat dünyasına duyurdu. Arkadaşlar bakın burada da bir yazım yanlışı yok. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Dünkü maçta her iki tarafta bir gol attı cümlesinde ise bakın buradaki ta arkadaşlar yine bağlaç olan D'dadır. Dolayısıyla bunun ayrı yazılması gerekir. Bitişik yazılmış. O yüzden burada bir yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 12. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Meğer ki daha önce de bu taraflara gelmiş. Bakın arkadaşlar burada bir yazım yanlışı yok. O yüzden bunu elemiş oluruz. Beni sevmezdi. Oysa ki ben onu çok severdim. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Madem ki benli hayat sana dar, uzaklaş uzaklaşabildiğin kadar. Bakın burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Diller kültürle var olur. Öyle ki kültür olmayınca diller ölür. Dursun. Soruyu çözemedim. Halbuki sınava iyi çalışmıştım. Bakın burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Diller kültürle var olur. Öyle ki kültür olmayınca diller ölür cümlesinde öyle ki'deki ki arkadaşlar ayrı yazılır. Burada bitişik yazılmış. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik. 13. soruya. Cümlelerin hangisinde mi'nin yazımı ile ilgili yanlışlık vardır demiş. Sen de oraya bizimle gelecek misin? Kendisinden önceki sözcükten ayrı, kendinden sonraki gelen ekle bitişik yazılmış. O yüzden bu doğrudur. A seçeneğini elemiş oluruz. Yarın akşam uçakla mı gideceksiniz? Bakın bu da ayrı yazılmış. Bu da doğrudur. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Kardeşin onu çok iyi tanıyor değil mi? Kendisinden önceki sözcükten ayrı yazılmış. O yüzden bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Baban her gün sana masal okuyor mu? Dursun. Üçgenlerle ilgili çok soru çözdün mü? Yine kendisinden önceki sözcükten ayrı yazıldığı için bu da doğrudur. O yüzden E seçeneğinde elemiş oluruz. Baban her gün sana masal okuyor mu cümlesinde mu soru eki normalde kendisinden önceki sözcükten ayrı yazılması gerekirdi. Bitişik yazılmış. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır.
Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.